Öyle bir bitki ki bu, yağ ayrı faydalı, çayı ayrı. Depresyondan bağırsaklara, yaralara, mide rahatsızlıklarına kadar pek çok şeye iyi geliyor. Adeta insanı formatlıyor. Doğanın bize sunmuş olduğu mucizelerden birisi olan sarı kantaron, insan sağlığı açısından oldukça faydalı bir bitki. Vücutta antioksidan görevi görerek ciltten karaciğere, bağırsaklara kadar pek çok fayda sağlıyor. Halk arasında kılıç otu, koyun kıran ve mayasıl otu olarak da biliniyor sarı kantaron. Sarı kantaron çayı, içeriğindeki zengin bileşenler sayesinde pek çok derde şifa. Ülkemizde yaklaşık 70 çeşidi bulunan sarı kantaron bitkisinin etken maddesi ise hiperisin. Sarı kantaron otu, C vitamini, antioksidan bileşikler, karoten, koersitin, tanen, limonen, hiperforin ve resin içermesiyle pek çok sağlık probleminde başvurulabilecek iyi bir gıda takviyesi. Geçmişte atalarımızın da şifa kaynağı olarak kullandıkları sarı kantaron çayı, özellikle bağışıklık sistemi, mide, cilt ve saç sağlığı üzerinde mucizevi bir etki göstermiştir. Kantaron çayının içeriğinde yer alan antioksidanlar, mide ülseri, şişkinlik, kabızlık gibi sindirim sistemi problemleriyle başa çıkmada yardımcı. Kısacası, sarı kantaron çayı bağırsak sağlığı açısından son derece faydalı. Ayrıca sarı kantaron çayı sakinleştirici bir etkiye de sahip olduğu için psikolojik rahatsızlıklara da iyi gelmesiyle biliniyor. Özellikle uzman hekimler depresyon ve panik atak hastalarına sarı kantaron çayını tavsiye ediyor. Uyku problemi, bitkinlik, halsizlik ya da kronik yorgunluk şikayeti olanlara da sarı kantaron çayı içmeleri tavsiye ediliyor. Sarı kantaron çayının iyi geldiği diğer rahatsızlıklar şöyle: basur, hemoroid, kanser hastalıkları, menopoz belirtileri, romatizmal hastalıklar. Değerli izleyicilerimiz, tüm bu hastalıkların yanı sıra sarı kantaron çayı ağrı kesici özelliğiyle de biliniyor. Sarı kantaron çayı kullananlar, kronik baş ağrısı, migren, bel ve sırt ağrısı gibi problemlerin bu çay sayesinde etkisinin azaldığını dile getiriyor. Elbette kronik bir rahatsızlığı olanların ya da farklı maddelere alerjik reaksiyon gösterenlerin sarı kantaron çayını uzman hekimlerine danışmadan kullanmamaları öneriliyor. Peki sarı kantaron çayını hamileler kullanabilir mi? Değerli izleyicilerimiz, sarı kantaron çayını hemen herkes kullanabilir ama hamileler başta olmak üzere kronik rahatsızlığı olanların muhakkak doktora danışması gerekiyor. Sarı kantaron çayını kilo verme amacıyla tüketenlerin yemeklerden bir saat kadar önce içmeleri öneriliyor. Böylece flavonoidlerin mideden atılımları yavaşlatılmış olur. Dolayısıyla sarı kantaron çayı zayıflatır mı diye merak edenler, bu faydalı gıda takviyesini diyet rutinlerine ekleyebilir. Sarı kantaron çayının yapımı da oldukça pratik. Hemen hemen tüm aktarlarda ve marketlerde bulunabilen sarı kantaron çayını demlemek için öncelikle suyun iyice kaynaması gerekiyor. Ardından şu adımları takip edin. Kaynayan suyun içerisine 2 veya 3 çay kaşığı kurutulmuş sarı kantaron çayı ekleyin. 10 ila 12 dakika arasında bir demleme süreci bırakın. Demlediğiniz çayın içerisine bal veya limon ekleyin. Böylece hem daha sağlıklı hem de çok lezzetli olacaktır. Sarı kantaron yağının yapımı ise şöyle. Sarı kantaron çiçeklerini toplayın ve bir cam kavanozun içine koyup çiçekleri zeytinyağı ile karıştırın. 2-3 hafta güneşte beklettikten sonra yağı süzün. Kavanozu karanlık ve kapalı bir ortamda 1 yıl bekletin. Evet, 1 yıl. Ortaya çıkan karışımı ağrıyan eklemlerinize ve sırt ağrılarınıza masaj yaparak kullanabilirsiniz. Özellikle yanıklarda ve yaralarda iyileştirici gücüne inanamayacaksınız.